Hani Levi, neşeli bir kadın, dindar bir Yahudi ve her şeyden önce tüm kalbiyle Berlinli. 2019'da 95 yaşında hayatını kaybedene dek onu herkes bu şekilde tanıyordu. Hani Levi'nin Nazi Almanya'sında başkent Berlin'in ortasında hayatta kalması tam bir mucize. Savaştan sonra Paris'te yetiştirdiği oğlu René Levi, annesinin hayatta kalmasını Yahudi olmayan arkadaşlarına borçlu olduğunu söylüyor. Bir gün Gestapo kapısını çalıyor. Annem kapıyı açmayıp kaçıyor. Çok tehlikeli bir şey yapıp komşu daireye geçiyor. Oranın kapısından çıkıp hatta kendisini almaya gelen adamlardan birine çarparak hızla merdivenlerden aşağı iniyor. Dışarı çıkınca da Yahudi olmayan tanıdıkları ona yardım ediyor. Hani Levi bu sessiz yardımcıları tanıtmak için yaşlanınca otobiyografisini yazdı. Bu kitaptan özellikle bir bölümü okumayı çok seviyordu. Bu bölüm, o dönem 19 yaşındaki genç kızın kaçtıktan sonra hiçbir eşyası olmadan sokakta durduğu andı. In meiner Not ging ich zu meiner neuen Bekannten, Frau Kolze am Nollendorf. O zor anda yeni tanıdığım Bayan Kolze'ye gittim. Küçük bir sinemada çalışıyordu. Daha önce onu birkaç kez ziyaret etmiştim. Durumumu idrak ettiğinde şok oldu. Kocasıyla konuştu ve hemen beni saklamayı teklif ettiler. Dass sie mich aufnehmen würde, nachdem sie mit ihrem Mann gesprochen hätte. Keinen Augenblick. Bir an dahi beni ihbar edeceğini düşünmedim. Sie könnte mich eventuell verraten. Burada Berlin Schöneberg'deki bu avluda Hani Levi sahte belgeler ve saçları sarıya boyanmış şekilde 18 ay boyunca saklandı. Böylece sözde Ari olan ırktan gibi görünüyordu. Kolser ailesi Hani Levi'yi saklayan en önemli kişilerdi ama Levi'ye yardım eden sadece onlar değildi. Onu koruyup saklayan birkaç aile vardı ama onun için saklanma yerlerini bulan ve ona yiyecek konusunda yardımcı olan başka insanlar da vardı. Şimdi Nollendorf sokağındaki evlerinde Kolzer ailesinin anısına bir plaket duruyor. Hani Levi açılış için Berlin'e gelmişti. Her şeyden önce doğru kelimeleri bulamasam bile bu muhteşem ev sahiplerine teşekkür etmek istiyorum. Bu görünmeyen yardımcılar, Nazilere destek verenlerin yanında küçük bir azınlıktı. Ancak onlar direnişin başarılı olabileceğinin kanıtı oldular. O zamanlar denizaltı olarak adlandırılan 6000'den fazla Yahudi savaş sırasında Berlin'de saklandı. Onların dörtte biri savaştan sağ kurtuldu. Berlin Direniş Müzesi'ndeki bir kat, işte bu saklanan Yahudilerle onlara yardım edenlere adandı. Burada söz konusu olan bilinen direniş savaşçıları değil, Yahudi komşularını hayatları pahasına kurtaran sıradan vatandaşlar. Tarihçiler çok daha sonra Hani Levi'ninki gibi yüzlerce hikayeye ulaştı. The most important message for me, which we can give to young people in future, gençlere verebileceğimiz en önemli mesaj şu: İnsanlar hangi tarafta olduklarını seçebilir. That they can decide on which side they want to act, and they have this choice. Bu seçim bir diktatörlükte de geçerli ve Nazi yönetimi altında da vardı. İnsanlar ne yapmak istediklerini ve kim olmak istediklerini seçebilir. First they had to decide what they want to do. Her zaman bir seçeneğe sahipsin. People have a choice. Savaştan sonra Hani Levi'nin yerleştiği Paris'e geri dönüyoruz. Oğlu bize ailenin bir kısmının Naziler tarafından öldürüldüğünü anlatıyor. Bununla birlikte annesi sayesinde Almanlara karşı nefret duymuyor. Annesi ölene kadar Kolzer ailesiyle yakın temasta kalmış. Ma mère quand j'ai eu je pense quand j'ai eu 6 mois m'a emmené à Berlin. 6 aylıkken annem Kolzer ailesiyle tanışmam için beni Berlin'e götürdü. Bayan Kolzer onun için ikinci bir anne gibiydi. Ona Mutti yani anne derdi. 1975'te evlendiğimde hala hayatta olan Kolzer ailesi düğünümüze de geldi. Tous ceux qui étaient encore vivants sont venus à notre mariage. René'ye göre Kolzerler gibi aileler Nazi terörü ve barbarlığın ötesinde
hala insancıl bir Almanya'da olduğunun bir kanıtıydı.